Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ, T-929 Atak 2 helikopterlerinin testlerine hız verdi. Yeni görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Helikopterlerde ilk uçuşlarda yerden kısa bir havalanma gerçekleştiriliyor. Hover olarak adlandırılan bu havada tutunma sağa ve sola dönüşlerle devam ettiriliyor. Test süreçleri ilerledikçe farklı manevralar denenmeye başlanıyor. Genellikle ilk uçuşlarda stabilite yani kararlı duruş hemen yakalanamayabiliyor. Ancak Atak 2 daha ilk havalanışından itibaren istikrarlı duruşu ile dikkat çekmişti. TUSAŞ tarafından paylaşılan görüntülerde helikopter üzerinde motor ve transmisyon sisteminin üzerinde yer alan kapaklarında açık olduğu görüldü. TUSAŞ mühendisleri muhtemel sistemi yakından takip etmek amacıyla bu tür bir adım atmış. Amaç tüm test boyunca sistemlerden gelecek verilerin detaylı takibi. Helikopterin onlarca noktasında farklı alıcılar yerleştirilmiş durumda. Buradan gelen bilgiler test mühendisliğinde yer alan telemetri odasına ulaşıyor. Binlerce bilgi ölçülüyor, karşılaştırılıyor. Bilgisayar ortamında defalarca test edilen sistemlerin durumu gerçek şartlar altında da denenmiş oluyor. Atak 2 yaklaşık 2 yıl boyunca testlere tabi tutulacak. Bu denemeler 2 prototip helikopter ile yapılacak. Sonrasında ilk helikopterin 2025'te Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi hedefleniyor. T-929'un maksimum kalkış ağırlığı 11 ton olarak planlandı. Bu ağırlığın yaklaşık 1200 kilogramlık bölümünü mühimmat oluşturacak. Helikopterin ana vurucu gücü burnunda taşınacak 30 milimetrelik makinalı top. Yerli imkanlarla geliştirilen bu topun yanı sıra üçerli toplam 6 noktada farklı silahlar taşınabilecek. Atak 2 güdümlü ve güdümsüz roketler, hava-yer, hava-hava, radar güdümlü füzeler ile serbest düşümlü mühimmatlar kullanabilecek. 20.000 fit yani yaklaşık 6.600 metreye çıkacak. 172 knot sürate ulaşabilecek. Motor konusunda Atak 2, Ukrayna yapısı 2 adet TV-3-117 VMA motor serisi kullanıyor. İlerleyen yıllarda TEİ'nin alternatif yerli bir motor geliştirmesi de planlar içinde. TUSAŞ helikopter pazarına T-129 Atak ile adım attı. Aynı motor ve aktarma sistemi ile daha sonra T-625 Gökbey helikopteri geliştirildi. Gökbey özellik olarak 6 ton maksimum kalkış ağırlığına sahip. Hem askeri hem de sivil olarak kullanılabilecek. İlk olarak teslimat Jandarma Genel Komutanlığı'na yapılacak. Halen Gökbey üzerinde TEİ tarafından geliştirilmiş TS-1400 motorları deneniyor. Benzer bir durum T-929 Atak 2 için de geçerli. Aynı motor ve transmisyon sistemi üzerinden tasarlanan T-925 helikopteri ilk olarak Paris Havacılık Fuarı'nda sergilendi. TUSAŞ bilgi birikimini böylelikle hem taarruz hem de farklı alanlardaki modellere aktararak yeni bir helikopter ailesi oluşturmayı öngörüyor.